Evet, beklenen açıklamada geldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Sadece saniyeler önce Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. 40.496 test yapıldığını görüyoruz geride bıraktığımız 24 saat içerisinde. Vaka sayısında biraz gerileme var. 1.192 vaka tespiti yapıldı bugün. Geride bıraktığımız 24 saat içerisinde maalesef 23 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini paylaşmak durumundayız an itibariyle sizlerle. Hepsine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bugün 1412 vatandaşımızın da uygulanan tedavilerin netice vermesi sonucu sağlığına kavuştuğu bilgisini de sizlerle paylaşabiliriz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu açıklamayı, bu tabloyu paylaşırken elbette bir mesaj da paylaştı. Hemen o mesajı da sizlerle paylaşmak isterim. Bazı illerimizde vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük. Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek aşmalıyız açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada değerli izleyiciler, bu notları sizlerle paylaştık. Profesör Doktor Taner Demirer'in konuğumuz olduğu bilgisini de paylaşalım an itibariyle. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler efendim. Evet, son verileri izleyicilerimizle paylaştık. Sizin de değerlendirmenizi almak istiyoruz. Vaka sayısında evet gerileme başlamış gibi gözüküyor. Birkaç gündür çok büyük olmasa da gerilemeleri takip ediyoruz. Ve bugün itibariyle de sağlığına kavuşan vatandaşlarımızın sayısı bir hayli fazla, vaka sayısından 1412 olarak tespit edilmiş. Nedir değerlendirmeniz? Son duruma ilişkin bir değerlendirme rica edeceğiz sizden. Ben bu son rakamları, özellikle son 3 gündür bir aşağıya doğru iniş var vaka sayılarında. Bildiğiniz gibi kontrollü hani tedbirler gevşetilince biraz vatandaşlarımızda bir rehavet oldu ve rakamlarda bir artış gördük bundan 10 gün önce. Ama son 3 gündür tekrardan rakamlar 1600'lerden işte 1400'lere, 1500'lere, bugün de 1192'lere geldi. Yani 2 hafta önceki sabit aşağıya doğru iniş ivmemizi yeniden kazandık. Test edilen vakalar arasında testi pozitif çıkanların oranı yeniden %3'lerin altına düştü. Tabii ki buradaki hedefimiz önümüzdeki 3 hafta içinde tedbirlerin vatandaşlarımız tarafından iyice uygulanıp bu oranların %1'lere çekilmesi olacak. Haliyle diğer ülkelerde de bu örnekleri gördük. Yani Kore'de, Japonya'da, özellikle daha yeni Yeni Zelanda'da gördük. Böyle inişli çıkışlı dalgalanmalar olabiliyor. Yeni Zelanda'da bildiğiniz gibi iki kontrol altına alındı. Enfeksiyon ortadan kaldırıldı, salgın bitti denildi ama iki vatandaş, yurt dışından gelen hasta vatandaş karantinadan kaçınca birdenbire 324 kişiyi hasta ettiler. Yani bu virüs ciddi bir virüs. Dolayısıyla yayılım hızı, enfeksiyonunuzu çok yüksek. O nedenle vatandaşlarımızın tedbirlere, kontrollü sosyal yaşamın tedbirlerine, maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve kalabalıklardan uzak durmak gibi kurallara harf harfiyen en azından 2021'in ilkbaharına kadar bu kuralların uygulanması gerekiyor efendim. Şimdi Sayın Demirer, vaka sayısında gitgide bir azalmayı izleyicilerimiz de tablolarda, paylaştığımız tablolarda gördüler. Elbette ki bu bizim uygulamaya devam edeceğimiz tedbirlerle doğru orantılı bir düşüş. Şimdi bazı kısıtlamalar bir süredir kaldırılıyor. Hali hazırda kaldırılması planlanan kısıtlamalar söz konusu. Ama tüm bu kısıtlamasızlık ortamında bizim dikkat etmemiz gereken çok önemli kurallar var. Bunların başında da maske kullanılması ve sosyal mesafeye kuralına uyulması ve elbette temizlik ve hijyen kurallarının da harfiyen yerine getirilmesi mecburi. Ama bu mecburiyetin farkında değildik, unuttuk, zaman zaman rehavete kapıldık ve bu rehavetle birlikte ve şehirler arası geçişkenliği yeniden sağlanmasıyla birlikte evet vakalarda bir artış süreci içerisine girmiştik. Şimdi bundan sonraki süreçte o yeni normalde uymamız gereken kuralları bir de bir profesörün, işin uzmanının ağzından tekrar dinlemek istiyoruz efendim. Buyurunuz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlık Bakanlığımız
gerçekten bütün dünyaya örnek bir mücadele verdi. Hakikaten bakıldığında bizim ölüm oranlarımız %2'lerdeyken Avrupa'da, Amerika'da bu ölüm oranları %18-20'lere çıktı. Hal böyleyken bu kadar başarılı bir mücadele verildi. Kademeli işte sokağa çıkma yasakları uygulandı. Vatandaşlarımız hani kuralları ellerinden geldikleri kadar uydular. Ve dolayısıyla infeksiyon kontrol altına alındı. Çan eğrisinin sağ tarafına indik ve artık vakalarımız azalmaya, bitmeye başlarken ki tam bir rehavete kapılmasıyla özellikle bundan bir hafta 10 gün önce gördük. Bazı vatandaşlarımızın %25'i vatandaşlarımızın maske takmıyordu. %25'i yarı maske takıyordu. %50'si de maskeyi takıyordu. Yani bu rehavet birdenbire sayılarımızı artırdı. Ama şunu söyleyeyim ki bütün vatandaşlarımızın maskeyi takmaları lazım. Eğer maskeyi takarsak, herkes maske kuralına uyarsa, sosyal mesafeye dikkat ederse 3 hafta içinde bu oranların testi pozitif çıkan hasta oranları %1'lerin altına inecektir. Bu o kadar önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin dünyaya örnek olan destansı mücadelesi ki bir şekilde şunu söyleyeyim. Hakikaten çok başarılı olduk bu pandemide. Ancak okyanusu geçip de derede boğulmamamız lazım. O nedenle insanları da tabii ki aylarca içeride tutamayız. Restoranlar açılacaksa, kafeler açılacaksa, efendim alışveriş merkezleri açılacaksa, fabrikalar, okullar açılacaksa, futbol maçları başlayacaksa, ekonominin çarkları dönecekse o halde iş vatandaşlarımıza kalıyor, insanlarımıza kalıyor. Ne yapmak gerekiyor? Maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uymak, kalabalıklardan uzak durmak. Dünkü sınavda da bazı okulların önünde biraz kalabalıkların olduğunu, hatta kurallara tam uyulmadığını gördük. Yani mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın buradan kaçınması gerekiyor. Çünkü gerek basında gerek medyada, televizyonlarda hakikaten basın medyada çok iyi görev yaptı. Bilim insanlarımız vatandaşlarımıza yeterince açıkladı. Bundan sonraki görev ta ki 2021'in ilkbaharına kadar vatandaşlarımızın bu kurallara uyması, kontrollü sosyal yaşamın kurallarına uymaları gerekiyor. Yani umut ediyoruz ki bu yılın sonunda ya da 2021'in başında devreye girecek aşılarla, etkili aşılarla veya en azından hastalığın daha hafif geçirilmesini sağlayacak aşılarla eski normal yaşamımıza dönebileceğiz. O yönüyle 2021'in ilkbaharına kadar sabredip kurallara uymamız gerekiyor Banu Hanım. Şimdi hocam 2020'nin sonu ya da 2021'in başında bir aşı devreye girmiş olacak. Buna ulaşmak kolay olacak mı, olmayacak mı? Onu da elbette o vakit göreceğiz ama o sürece kadar özellikle sonbahar ve kış aylarında bu kez grip salgını ile birlikte yine koronavirüs salgınının ivme kazanacağı bir sürecin içerisinde de olacağız. Ama biz bugün geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Bundan aylar önce salgın yeni başladığı vakit tedavi protokolleri daha netleşmiş. Hekimlerimiz bu konuda tecrübe sahibi değillerdi. Çünkü ilk defa karşı karşıya kaldıkları bir virüsle, bir canavarla başa çıkmaya çalışıyorlardı. Ve o zamanlarda insanların, enfekte olan insanların iyileşme süresi de daha uzundu. Şimdiki protokollerde daha kısa sürede iyileşilebildiğini görüyoruz, duyuyoruz. Belki önümüzdeki aylarda bu süreç daha da hızlanacak, öyle değil mi hocam? Yani biz kendimizi ne kadar uzun süre koruyabilirsek belki çok daha farklı imkanlara sahip olunduğu bir süreçte bu virüsle enfekte olup ama daha kolay iyileşebilmek ya da bu enfeksiyon sürecini en hızlı ve en hasarsız biçimde atlatma imkanına sahip olacağız. Öyle değil mi? Açar mısınız biraz bu konuyu? Evet, gerçekten çok güzel bir yaklaşım. Şunu söylemem lazım. Bu koronavirüs pandemisi şunu gösterdi ki Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkesi pandemiye hazır olan dünyadaki birkaç ülkeden birisi. Gerek sağlık altyapısı, gerek sağlık ordusu, büyük şehir hastaneleri, yoğun bakımları, yoğun bakım yataklarıyla ve uygulanan protokollerle pandemiyi başarılı bir şekilde yönetmeyi ve dünyaya örnek olacak bir yönetim düzeni ortaya koyduk. Özellikle uyguladığımız tedaviler, yani favipiravirin erken dönemde verilmesi, hastalara değişik yüzüstü pozisyon verilmesi, işte basınçlı oksijen uygulanması, mümkün olduğunca hastaların solunum cihazına bağlanmasının geciktirilmesi gibi tedbirlerle hakikaten bu tedavi yöntemleri oldukça iyi başarı verdi ve bunların da ben önümüzdeki dönemlerde
yayınlanacağını bekliyorum ki bunlar gerçekten de çok iyi, büyük bir başarıyı gösteriyor. Özellikle bir başka mükemmel bir yaklaşımda Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle, direktifleriyle başlattıkları Ulusal Aşı Konsorsiyumu. Bizim de 250-300 tane önemli bilim insanımızın, üniversitelerimizin ve kamu kuruluşlarımızın katıldığı TÜSEB, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve TÜBİTAK'ın kontrolünde Ulusal Aşı Konsorsiyumumuz var. Her ne kadar dünyada 10'a yakın potansiyel aşı çalışması var, faz çalışmaları başladı, hayvan çalışmaları bitirildi ama bizim ülkemizde de var. Bu da son derece önemli. Özellikle bakıyoruz TÜBİTAK Başkanımızın yaptığı açıklamayla da bizde de sonbaharda hayvan çalışmaları bitip insan çalışmaları başlayacak. Bizim ülkemizden de bir aşının çıkması son derece stratejik ve ekonomik anlamda da önemli. Çünkü aşılar devreye girdiği zaman önümüzdeki yılın ilk aylarında 2-3 aylık bir tabii kargaşa dönemi yaşanacak. Aşıların uygulanması, işte dağıtılması, değişik ülkelerde imal edilip uygulanması gibi, özellikle patent yasasında bir esneklik sağlanacak. Bulunan aşılar bütün dünyada değişik ülkelerde üretilip insanlığın hizmetine sunulacak. Özellikle risk gruplarında sağlık çalışanları ve kronik hastalığı olanlar öncelikle uygulanacak. Yani aşı da tabii burada büyük bir umut bu salgının tam kontrol altına alınabilmesi için. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz bir kez daha. Sağ olunuz, var olunuz. Ben de teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.